Merhabalar arkadaşlar, bir TYT bir AYT soru çözüm videoları serisine devam ediyoruz arkadaşlar. 24. denemedeyiz, sıra TYT 24. deneme. İlk sorusu şu şekilde. X moleküllerden oluşuyormuş. Demek ki kovalent bağlı bir yapıda arkadaşlar. Y, X'in yapısındaki element atomlarını ve farklı bir element atomunu daha içerir. Y için bileşik de diyebiliriz, karışım da diyebiliriz. Yani çünkü çok ayrıntılı bir bilgi yok. Z ise X ve Y'den oluşan bir karışım. Yani nasıl mesela bileşik olabilir, karışım olabilir? Mesela moleküllerden oluşur, karbon monoksit olsun mesela. X'in yapısındaki element atomlarını ve farklı bir element atomu için işte ne olsun mesela? İşte karbon monoksitle helyum gazlarından oluşan bir karışım olabilir. Ya da işte H2CO3 nedir? Karbonik asit mesela. Hidrojen içeriyor. Ekstra karbon oksijen var. Bir de ekstra hidrojen içiyor. Mesela ilk verdiğim örnek karışım gibi Y için. İkinci verdiğim örnek de bileşik olduğu durum. Yani burayı bilemiyoruz. Element de olabilir, bileşik de olabilir Y için. Karışım da olabilir diyoruz. Z de bu ikisinden oluşan bir karışım. Şimdi hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. X'in molekülleri aynı cins atomlardan oluşuyorsa X elementtir. Evet, yani moleküllerden oluşan kovalent bağ. Aynı atomlardan oluşuyor mesela O2 gibi. Ne bileyim işte Cl2 gibi, N2 gibi. Aynı cins atomlardan oluşuyorsa bunlara element molekül diyoruz. Doğrudur. Y'nin yapısındaki atomların oranı her örneğinde sabitse Y bileşiktir. Y için biz bileşik de olabilir dedik, karışım da olabilir dedik. Evet, eğer onu oluşturan, Y bileşiğini oluşturan elementlerin oranı sabitse nedir? Bu bir bileşiktir diyoruz. Bileşiğin tanımını vermiş. Bileşiği oluşturan elementler belirli kütle oranlarında birleştiğine vurgu yapmış aslında burada. Evet, olabilir. Z homojen bir karışımdır. Olabilir. Yani X ve Y maddeleri nedir? İşte X de bileşik olabilir, X element olabilir, Y bileşik olabilir, Y karışım olabilir. Mesela X de gaz da, öyle diyeyim daha doğrusu, X de gaz da homojen bir karışımdır. Çünkü tüm gazlar arkadaşlar homojen karışım oluşur. Olabilir. Z maddesi Y maddesinin içermediği en az bir element atomu içerir diyor arkadaşlar. Z maddesi Y maddesinin içermediği en az bir element atomu içerir. Sonuçta Y maddesi X'i de içine alan bir nedir? Durumdur arkadaşlar. Doğal olarak Z hem X'in hem de Y'nin sahip olduğu tüm atomları içermek zorunda arkadaşlar. Y madde içermediği en az bir element atomu içerir ifadesi yanlış. Çünkü Z dediğimiz şey bizim bir karışımdır. İçinde X ve Y de vardır. X ve Y maddeleri olduğuna göre demek ki bu ifadeyi kullanamayız. Bu kesinlikle yanlış. X ve Y birbiriyle tepkime vermez demiş. Bunu da bilemeyiz arkadaşlar. Tepkime verir vermez olabilir de olmayabilir. Kesinlikle yanlışı arıyoruz biz. Cevabımız o yüzden değişikliği olacak. İkinci sorumuza devam edelim. Periyodik sistemde ikinci periyotta yer alan X, Y, Z, T, M ve Q atomunun proton sayısı, nötron sayısı grafiği yukarıda verilmişti. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi proton sayısı mesela A var. A artı 7 var. Arkadaşlar ikinci periyotta toplam 8 element var. 8 element var. Doğal olarak A artı 7 dediğine göre bu A artı 7 en sona gidiyor. Yani 8A grubunu temsil ediyor. Bu 8A grubu. O zaman bu da 1A grubu. Hatta ikinci periyot olduğu için ben size direkt söyleyeyim. Atom numarası 3. Bununki 4. Bu kaç yapıyor? 3 eklersek 6, 8 ve 10. Şu an yazdım. Arkadaşlar bu atomların proton sayıları. Çünkü dediğim gibi ikinci periyotta toplam 8 element var. Ve birisini A deyip diğerini A artı 7 diyebiliyorsa A artı 7 maksimum olan durumdur. Çünkü 8. element temsil ediyordur. O zaman soy gazdır demek ki arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki şimdi hangisi yanlış bir bakalım. X oda koşullarında bileşik oluşturmaz. Evet, X şu anda kim oldu bakın. Soy gazı oldu. Neon gazı oldu arkadaşlar. Soy gazlar bağ bileşik yapmıyor, neon. Y ve T izotop tanecikleridir. Y ve T'nin baktığınız zaman her ikisinin proton sayısı aynı. A artı 1 yani 4. Ama nötron sayıları farklı. İzotop da bu değil mi zaten? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Doğru söylemiş. Z bileşik oluşturan bir elektron verir mi? Z kendisi 1A grubundaki lityum arkadaşlar. Alkali metalimiz artı 1 alır bileşiklerinde biliyorsunuz daima. O yüzden bir elektron verir. Doğru söylemiş. M'nin nükleon sayısı Q'dan büyüktür. Şöyle bakalım, M ve Q'dan bahsediyoruz. M'nin nerede M atomumuz? Burada. Ne dedik biz? Proton sayısını 6 dedik. Q için kaç dedik? 8 dedik. Tamam. Peki M'nin nötron sayısı ne? B artı 9. O zaman ikisini toplarsak nükleon sayısı olur. B artı 15. Nükleon sayısı B artı 15. Q'ya bakıyorum. Q'nun B artı 6 nötron sayısı. Bu da ne yapıyor arkadaşlar?
B artı 14 yapıyor. Kim daha büyük? B artı 15 daha büyük. M'nin nükleon sayısı. Nükleon sayısı kütle numarası. M'nin nükleon sayısı Q'dan daha büyüktür. Doğru. X, Y, Z aynı elemente ait taneciklerdir. X, Y, Z. Arkadaşlar aynı element ait tanecik olması için proton sayılarının aynı olması lazım. Bakıyorum şimdi. X'in proton sayısı 10. Y'nin proton sayısı 4. Z'nin proton sayısı 3. Bunlar farklı elementler. Farklı elemente ait taneciklerdir. Aynı dediği için yanlış diyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki şekilde verilen içine turnusol kağıdı batılmış çözeltilerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi turnusolu birinci çözelti gördüğünüz gibi kırmızıya çevirmiş. O zaman demek ki birinci çözelti bir asit çözeltisi. İkincide de maviye çevirdiğine göre demek ki ikinci çözelti bir baz çözeltisi diyebiliriz. Peki hangisi doğrudur diyor bakalım. İkinci çözelti elektrik etmez. Asit çözeltileri de baz çözeltileri sulu çözeltileri elektrik akımını iletir arkadaşlar. Bu ifade yanlış. İkinci çözeltinin tadı ekşidir. Bazlar ekşi değil acıdır arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Birinci çözeltide OH iyonları sayısı hidrojen iyonları sayısından az mıdır? Evet, hidrojen iyonları sayısı daha fazladır. Yani asit olduğu için doğru. İkinci çözelti kezzap olabilir mi? Kezzap bir asit arkadaşlar. HNO3. İkinci çözelti için biz baz dedik. O yüzden olamaz. Birinci çözelti kostik çözeltisi olabilir mi? Kostik bazdır arkadaşlar. Kostik sodyum hidroksit, sut kostik. Potasyum hidroksit, potas kostik. Yani kostikler bunlar. Yani sonuçta baz bunlar arkadaşlar. O zaman bu da olamaz diyoruz. Cevabı C olarak işaretliyorum. Dördüncü sorumuz gelsin. Diyor ki yukarıdaki verilen hangileri gazların hal değişiminden faydalanır? Evet, yani gazların arkadaşlar hal değiştirilmesi endüstride ya da günlük hayatta kullandığı birçok malzemede gazların sıkışma ve genleşme özelliğinden faydalanarak yararlanılabilir. Deodorantlarda da yine gazların bu sıkışma ve genleşme olaylarından yararlanıp sıvılaştırıyor arkadaşlar. Sonra üzerindeki baz kaldığında gaz hale geçiyor. Evet, kullanılıyor. Civalı termometrede civa sıvısı kullanılıyor arkadaşlar. Herhangi bir hal değişimi söz konusu değil. Civa sıvı. Dalgıç tüplerinde yine oksijen gazının sıvılaştırılmasıyla içerisine farklı gazlar da katılabiliyor. Nedir? Sıkıştırıp sıvılaşma tekrar basınç kalktığı zaman gaza geçme durumu söz konusu. Yani sıkışma genleşme özelliği var. Klima sistemlerinde yine Joule Thomson olayı gereği sıkışma ve genleşme olayları söz konusu arkadaşlar. O yüzden birinci, üçüncü ve dördüncü olaylarda gazların hal değişiminden yararlanır. Sıvı gaz arkadaşlar dönüşümlerinden basınç etkisiyle yararlanır. Peki geçiyoruz 5. sorumuza. Elektron katman dizilimi şeklinde olan X, Y, Z elementleriyle ilgili hangisi yanlıştır? X bakıyoruz arkadaşlar 9 değil mi? 2, 7, 9. Kim hatta? Flor elementi. Y, 2, 8, 1, 11. Bu da sodyum elementi. İlk 20 elementi tanımak lazım arkadaşlar. 2, 6. Bu da 8. Oksijen elementi. Şimdi diyor ki X'in hidrojenle yaptığı bileşim tanecikler arasında baskın etkileşim türü hidrojen bağdır. X dedi hidrojen ve flor arasında. Flordan bahsediyor. HV'den bahsediyor daha doğrusu. HV'de molekül arasında hidrojen bağı var mıdır diyor soru. Evet vardır arkadaşlar. Hidrojen atomu molekül içinde direkt fondan birine bağlıysa bu moleküller arkadaşlar moleküller arasında hidrojenle flor arasında hidrojen bağı zayıf etkileşimin en güçlüsü oluşur. Doğru söylemiş. Y atomunun Lewis yapısında bir nokta mı bırakılır? Evet yani sonuçta Lewis nokta yapısı son katmandaki elektronu noktayla göstermektir. Y'nin de son katmanda gördüğünüz gibi bir elektron var doğrudur. Y ile X arasında oluşacak kararlı bileşim formülü YX midir? Y bir elektron verecek artı bir olacak. X de bu elektron alacak eksi bir olacak. Çaprazlanınca iyonik bağlı YX bileşiği oluşacak. Doğrudur. Y elementi X ve Z elementinin her ikisi de iyonik bağlı bileşik mi oluşturur? Y metal. Y metal. X ve Z her ikisi de ametal. Evet metal ametal arasında elektron alışverişi sonucu iyonik bağlı bileşik oluşacak. Doğrudur. X ve Z elementten oluştuk ve X2 ve Z2 molekülün tekli kovalent bağ mı içerir? X'te bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sonuçta değerli elektron sayısı 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu elektronu diğer X atomuyla ortaklaşa kullanarak arada tekli kovalent bağ oluşturur. Ama Z'ye baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer Z atomu da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şu ikisini ortak kullanır. Arada tekli değil ikili kovalent bağ oluşturur arkadaşlar. Z2 molekülünde. O yüzden bu ifade Z2 için yanlıştır. Cevap E şıkkıdır. Altıncı sorumuz şöyle. X3Y2 bileşiğinde 60 gram X ile 14 gram Y bileşiyor. Kütlece bileşme oranı. Zaten söylemiş kaç gram bileştiğini arkadaşlar. 60 gram diyor X aldığımız zaman bunun karşısında 14 gram Y almamız lazım. Yani X'in Y'ye kütlece bileşme oranı 60 bölü 14. Sadeleştirirseniz 30 bölü 7 yani A şıkkı çıkar.
Evet, TYT'nin son sorusu gelsin. Benzer benzeri çözer kuralı genel olarak hangisi en iyi tanımlar diyor. Arkadaşlar bu ifadeyi gördüğünüz zaman aslında direkt söylem şudur. Benzer benzerle polar maddeler, polar maddeleri, apolar maddeler, apolar maddeleri daha iyi çözdüğü söylenmesi en iyidir. Yoksa iyonik bağlı bileşikler suda çözünür ifadesi yanlış bir ifade değildir. İnorganik madde, inorganik madde, anorganik madde, organik madde. Bunlar da söylemler doğru. Ya da çözünme masası birbirine yakın olan madde bir çözünür. Bu da doğru olabilir. Yani sonuçta diğer şıklarda yanlış yok. En iyi tanımlar dediği için benzer benzeri çözer demek aslında polar maddelerin polar çözücülerde apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesini kastettiğini söylemek istemiş daha doğrusu. En iyi tanımlayan da bu olur arkadaşlar. Cevabımız da değişik olur diyoruz. Evet bir TYT bitti. Gelsin şimdi arkadaşlar bir AYT. Merhabalar arkadaşlar bir AYT başlıyoruz. 24. AYT denemesi paraf yayınlanan ilk sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Sodyum florür iyonik kristalinin şekli yukarıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Elektron ortaklaşması sodyum florür iyonik bağlı bileşik nasıl oluşur? Elektron alışverişiyle oluşur arkadaşlar. Alışveriş. Ortaklaşmayla oluşan kovalent bağdır. Bu yüzden bu ifade yanlış. Flor atomu flor eksi bir iyonla dönüşüne çapı artmıştır. Evet yani elektron almıştır. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalmıştır. O yüzden arkadaşlar elektron aldıkça çap büyür. Normalde flor atomun çapı 133 pikometreden daha küçüktür. Florür iyonuna dönüştüğü zaman, elektron aldığı zaman çapı büyür. Doğrudur. Artı bir yüklü iyonunun, sodyum iyonunun yarı çapı 89 pikometredir. Evet bakın yazıyor zaten. Sodyum artı birin nedir? İyonik yarı çapı 89 pikometre. 1 pikometre 10 üzeri eksi 12 metre. Tabii çok küçük olması normal arkadaşlar. Atomdan bahsediyoruz, iyonlardan bahsediyoruz. Cevabımız o zaman 2 ve 3 olacak. İkinci sorumuz gelsin bakalım ne diyor? Bir atomun temel haldeki elektron dizilişinin son orbitinde 3 elektron bulunmaktadır. Son orbitalin baş kuantum sayısı 4. N'si 4. İkinci kuantum sayısı yani L'si 1'dir. Yani 4P orbitali, 4P orbitali ve son orbitalinde de 3 tane elektron. 4P 3 yapacak. O zaman yazıyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Toplarsak arkadaşlar 33 yaptığını buluruz. Küresel simetri özelliği gösterimi son orbitalin hepsi yarı dolu olduğu için küresel simetriktir. Atom numarası 33'tür. Dördüncü periyot 3A grubunda değil. Dördüncü periyottur. Evet en büyük baş konusu ama P ile bitiyorsa P'deki elektron sayısını 2 ekliyoruz arkadaşlar. 5A grubu. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Aynı baş kuantum sayısı. En büyük baş kuantum sayısı 4 ya. P'deki elektronla S'deki elektronu toplarsanız 5A grubunda olduğunu buradan da bulabilirsiniz. Cevabımız o yüzden 1 ve 2 oluyor. Üçüncü sorumuz uçucu olmayan bir katının şeker gibi, tuz gibi düşünebilirsiniz. Suda çözünmesiyle hazırlanan çözeltin buhar basıncı ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Aynı ortamda kaynamakta olan çözeltinin buhar basınçları eşit. Evet arkadaşlar aynı ortamda kaynıyorlarsa hepsinin buhar basıncı dış basıncı eşit. Bakın kaynama noktaları aynı demiyorum. Kaynamakta olduğu zaman hepsinin buhar basıncı dış basıncı eşit deniyor. O yüzden buhar basınçları birbirine eşittir. Moleküller arası etkileşimi fazla olan çözeltin uçuculuğu azdır. Evet moleküller arası etkileşim fazla olması kaynama noktasının fazla olması demek. Kaynama noktası fazla olunca tanecikler arası çekim kuvvetleri fazla ya buharlaşma daha az oluyor. Buhar molekülleri sayısı daha az oluyor. Daha az buhar daha az basınç demektir. Buhar basıncı demektir. O yüzden buhar basıncı ile kaynama noktası arasında ters orantı vardır. Moleküller arası çekim kuvveti fazla olanların uçuculuğu azdır diyebiliriz arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Evet, sıcaklık arttıkça tanecikler arası çekim kuvvetleri zayıflar ve buhar haline geçer maddeler ve daha çok buhar daha çok basınç yapar. O yüzden sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Kaynama anına kadar sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız o zaman 1, 2 ve 3 oldu eşit. Dördüncü soruya devam edelim. Saf X tuzuna ait çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü arttığına göre X tuzunun çözünmesi endotermiktir. Birinci öncüle doğru dedik. 40 derecede doygun çözeltinin sıcaklığı 20 dereceye düşürülse çözeltinin kütlesi azalır. Şimdi doymuş çözelti endotermik bir çözünme olduğu için
çözünürlük azalacak. Çözünemeyen katı ne yapacak? Çökecek. Çözelti iki birimden oluşur. Yani çözelti dediğimiz şey bizim ne vardır içinde? Çözücü vardır içinde. Burada su. Bir de çözünen vardır. Burada tuz. Ben soğuttuğum zaman mesela grafiğe göre düşünün. Doymuş çözeltide grafiğe göre işte 40 derecede 80 gram madde çözmüş 100 gram suda. Sonra ben mesela ne yaptım? Bunu 20 derece düşürdüm ve çözünen katı kütlesi 80'den 10'a düştü. Aradaki 70 gram ne olacak? Çökecek. Çökünce çözünen maddenin kütlesi azalacağı için çözeltinin kütlesi de azalmış olacak. Doğrudur. 30 derecede 150 gram suyla hazırlanan 165 gram çözeltinin sıcaklığı 20 derece düşürse çözelti kütlesi değişmez. Şimdi bakalım 30 derecede arkadaşlar normalde 100 gram suyun çözebildiği kapasite 30 gram X tuzu çözebiliyor. Ben 150 gram su kullanıyorum. 150 gram suyla aslında çözebileceğim kapasite 45 gram orantıda. Ama ne kadar çözmüş? 15 gram çözmüş. Nasıl anlıyorum? 150 gram su 160 gram çözelti ise 15'i demek ki çözünen 15 gram çözmüş. Yani doymamış bir çözelti elde etmiş. Şu anda doymamış bir çözeltimiz var. Diyor ki 20 dereceye düşürsem. Hemen 20 derecenin ölçülerine bakalım. 20 derecede 100 gram suyun çözebileceği kapasite 10 gram X tuzu. 150 gram suyumuz var bizim. O zaman 15 gram X tuzu çözeceğiz. Zaten bizde de elimizde 15 gram çözülmüş var. Ne olur biz 20 dereceye düşürdüğümüz zaman tam arkadaşlar sınıra gelir. Yani doygunluk sınırına gelmiş olur. 15 gram madde zaten bize çözmüştük. 20 derecede hala arkadaşlar nedir? 15 gram çözülmüş olarak durmaya devam eder. O yüzden çözeltinin kütlesi değişmez diyoruz. Çözeltinin kütlesi değişmez. Çünkü herhangi bir çökme olmuyor. Başlangıçta doymamıştı. 20 dereceye düşürdüğümüz zaman doymuş hale geldi diyoruz. Cevap o yüzden E şıkkı oldu arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam edelim. Egzotermik bir reaksiyon için hangisi yanlıştır? Egzotermik şöyle bir grafik olarak da göstereyim. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafik istiyorum. Girenlerin potansiyel enerjisi yüksek, ürünlerin potansiyel enerjisi daha düşük diyebiliriz. Potansiyel enerjini ısı kapsamı da kullanabiliriz arkadaşlar. O yüzden girenlerin ısı kapsamı ürünlerden büyük müdür? Büyüktür. Potansiyel enerjiyle orantılı gibi düşünebilirsiniz. Yüksek sıcakta reaktifler daha kararlı. Yüksek sıcakta enerjisi yüksek olan kararlı. Enerjisi kimi yüksek? Giren. O zaman reaktif yani girenler daha kararlı. Doğru. Gerçekleştiği ortamın enerjisinin artması ne olur? Egzotermik ısı veren. Nereye veriyor bu ısıyı? Ortama. Ortam ne oluyor? Isınıyor. O yüzden ortamın enerjisi artıyor. Delta H değeri sıfırdan büyüktür. Delta H ürünler eksi girenler. Potansiyel enerji ürün eksi potansiyel enerji giren. Ürün şöyle A diyelim. Girene de B diyelim enerjisine. Yani A eksi B. A'dan B'yi çıkartırsanız negatif mi çıkar sonuç? Evet. O zaman sıfırdan büyük değil. Sıfırdan küçüktür diyoruz. Başladıktan sonra tepkime kendinden devam eder mi? Bu egzotermik reaksiyonun genel özelliği. Çünkü geri aktifleşme enerjisi EAG ileri aktifleşme enerjisini karşılıyor bakın arkadaşlar. Yani tepeyi açtıktan sonra verdiği enerji nedir? Reaksiyonun başlaması için olan gerekli olan enerjiyi karşıladığı için tepkime bir kere kendiliğinden arkadaşlar başladıktan sonra kendiliğinden devam eder cümlesini egzotermik reaksiyon için kurabiliriz. Endotermiklerde bunu diyemiyoruz ama endotermiklerde tepkimenin devam edebilmesi için sürekli dışarıdan enerji almaya devam etmesi gerekmektedir şeklinde bir söylemimiz var biliyorsunuz. Peki geçtik arkadaşlar altını soruyor. Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkimede kabın hacmi yarı indiğinde tepkim hızı 16 katına çıkıyor. R eşittir. Hız bağıntısını yazıyorum. K çarpı X2'nin derişimi çarpı Y2'nin derişimin eninci kuvveti. Şimdi diyor ki kabın hacmi yarı indi. Kabın hacmi yarı indiyse reaksiyona giren maddenin derişimi de 2 katına çıkar. 2 üzeri n kadar değişir ve bu da diyor ki nedir? 16'ya eşit olsun. Yani 16 katına çıksın. Buradan arkadaşlar 2n eşittir, 2 üzeri n daha doğrusu eşittir 8'e, n buradan 3. Eğer n 3 olursa kabın hacmi yarı indirildi, x2'nin derişimi 2 katına çıkar. y2'nin derişimi 2'nin kübüyle 8 katına çıkar. Toplam 16 katına çıkar. Hız diyoruz. Bunu da tersten ispatlamış oluruz. Cevabımız 3 C şıkkı. Yedinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Bize iki tane denklem vermiş. KC'lerini vermiş. Alttaki tepkimenin KC'sini istiyor. Hess prensibi yapacağız dengede. Bu iki tepkimeden alttaki tepkimeyi nasıl elde ederiz? Şimdi mesela karbondioksit sadece birinci tepkimede var. Ürünlerde ben de ürünlerde istiyorum. O zaman birinci tepkime aynen kalacak. CH4 ikinci tepkimenin ürünlerinde ben girenlerini de istiyorum. Tepkimeyi ters çevireceğiz. Ters çevirip taraf tarafa tepkimede topladığımızda aşağıdaki tepkime geliyor arkadaşlar. Birinci tepkimeyi aynen aldığım için 1,4 kaldı. İkinci tepkimeyi ters çevirdiğim için çarpmaya göre ters alınıyor. Dengede S'de dikkat etmek lazım. Tepkimeyi ters çevirirseniz
KC'nin 1 bölüsü alınır. Çarpmaya göre ters yani. 1 bölü 190. Tepkimeleri topladığımız zaman KC'leri çarpıyoruz denge deste. O yüzden 1,4 çarpı 1 bölü 190'dan 1,4 bölü 190 yani değişik oluyor. Yani dengede kes enerji sistem farklı arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Tepkime ters çevrildiği zaman çarpmaya göre ters alınıyor. Tepkimeler taraf tarafa toplandığı zaman KC'ler çarpılıyor. Bunları da hatırlatalım tekrar. Peki 8. sorumuz gelsin. Yukarıda bazı iyonik katıların çözünürlük çarpım değerleri verilmiş. Buna göre saf sudaki molar çözünürlükleri. Şimdi bakır 1 bromür katısının çözünme denklemini yazıyorum. Bakır artı 1 artı brom eksi 1. İşte x diyelim x. Ne olacak? X kare eşittir KCC. Giren madde katı olduğu için almıyorum. 10 üzeri eksi 8 x buradan. 10 üzeri eksi 4 molar çözünürlüğü bu arkadaşlar. Geçtim diğer maddeye. Kalsiyum hidroksit. Onun da hemen dengesini yazalım. Kalsiyum artı 2 artı 2 tane OH eksi. Y diyelim çözüne. Y 2Y. Ne oluyor? Y çarpı 2Y'nin karesi. Uzatmıyorum. 4Y küp. Eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9. Buradan Y eşittir. 10 üzeri eksi 3 molar çıktı. Bunu da çözünürlüğü bulmuş olduk. Son maddemiz gümüş karbonat Ag2CO3 katısı. Bu da iyonlaştıralım hemen arkadaşlar. 2 tane gümüş artı 1 artı karbonat eksi 2. Burada Z diyelim. Z, 2Z, Z. Ag artı 1 iyonla derişimin karesi çarpı karbonat. Yani 2Z'nin karesi çarpı Z'den 4Z küp. 4Z küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. 4'ler birbirini götürsün. Z buradan 10 üzeri eksi 4 molar çıktı. O zaman şöyle oldu arkadaşlar. 10 üzeri eksi 4 molar, 10 üzeri eksi 3 molar, 10 üzeri eksi 4 molar. En fazla gördüğünüz gibi kalsiyum hidroksit yani nedir? 2 büyüktür. 1 ile 3 birbirine eşittir. 2 büyüktür. 1 ile 3 eşittir. Cevabımız A şıkkı oluyor sevgili arkadaşlar. 9. sorumuz bir pil sistemi şekilde göstermemiş de şemayla, hücre diyagramıyla göstermiş. İlk yazdığımız madde arkadaşlar anot biliyorsunuz. İkinci yazdığımız madde de katottur. Derişimler birer molar standart şartlarda çift çizgi tuz köprüsü. Ben bunu denklem şeklinde yazmak istiyorum. Kadmiyum, kadmiyum artı 2 yükseltgeni anot reaksiyonu. Katotta ise gümüş indirgeni denklemi denkleştirmek için gümüşün katsayısını 2 olarak alıyorum. Çünkü kadmiyum yükseltgeniken 2 elektron veriyor. Gümüşte 1 elektron oluyor. Dengelemek için ne yapıyoruz? 2 ile genişletelim. Tamam. Şu anda denge reaksiyonu yazdım. Artı ısı derim. Egzotermik olduğuna vurgu yapalım. Ne istemiş bizden? Hücre potansiyeli 1.20 volttur. Kadmiyum yükseltgenmesi, indirgenmesi eksi 0.40'sa yükseltgenmesi artı 0.40'tır. Onu yaptık. Gümüş artı 1 indirgedik. 2 ile çarptık ama E0'ı çarpmıyoruz biliyorsunuz. Aynen aldım. 0.80 buradan 1.2 volt çıktı. Doğru. Elektronlar dış devrede daima anottan katoda doğru hareket eder. Anot, elektrot, kadmiyum, katot, elektrot, gümüş olduğu için doğrudur. Kadmiyum artı 2 iyon derişimi zamanla artar mı? Çünkü kadmiyum, kadmiyum artı 2'ye dönüşüyor anot reaksiyonunda. Çubuk aşınarak çözeltiye geçiyor ve çözeltiye iyon derişimini artırıyor. Doğru. Kadmiyum elektrodun bulunduğu bölmeye saf su ilave edilirse, kadmiyum elektrodun bulunduğu bölmeye saf su ilave ederseniz hacmi artar, derişim azalır. Derişim azalırsa denge sistemi derişim artırmak için Le Chatelier prensibine göre ürünlere kayar. Ürünlere doğru kaydıran etkiler de pil potansiyeli biliyorsunuz arttırır arkadaşlar, azalır dediği için yanlıştır. Zamanla gümüş elektrodun kütlesi artar mı? Gümüş artı birler gümüşe dönüşeceği için ne yapacak? Katot elektrotta yapışma meydana gelecek. Elektrodun kütlesi zamanla artacak diyoruz. Doğrudur. Bu da cevap Deniz'de. Peki 10. sorumuz gelsin. Lewis yapısını vermiş. Ben bunu çizgilerle göstereyim. Arkadaşlar kastedilen madde asetilen. Etin değil mi? Alkinden en küçük üyesi. Bu şekilde ortaklaşa kullanılan elektronu bağ şeklinde gösterelim. Bağlayıcı elektron çift sayısı bağ sayısını soruyor yani. Gördüğünüz gibi 5 çift ne vardır arkadaşlar? Bağlayıcı elektron 5 bağ vardır çünkü. 3 sigma 2 pi bağ içeri. Evet şu arkadaşlar yuvarlak için aldıklarım 2 atom arasında ilk oluşan bağ sigma, kalanları da pi bağdır. 2 tanesi pi bağ, geri kalan tüm bağlar sigma. Yani 3 sigma 2 pi bağ içeri doğrudur. Karbon atomları burada üçlü bağ yaptığına göre yani iki tane p orbitalini hibritleşmeye katmamış arkadaşlar. İki tane pi bağ var. O zaman demek ki sp hibritleşmesi yapmıştır diyoruz arkadaşlar. Sp yani ya da şöyle yapılıyor işte bir bu tarafa doğru bir bu tarafı s işte p şeklinde düşünüyor karbon atomu için. Böyle bir yöntem de var. Karbona bakıyorsunuz merkez atom. İki tane doğrultu var. İşte bir doğrultu s diğer doğrultu p şeklinde sp buradan da gelebilir. Ya da karbon üçlü bağ yaptığı zaman yani iki tane pi bağ yaptığı zaman arkadaşlar hibritleşmesi SP'dir diyoruz. SP2 ne zaman oluyor? Karbon bir tane ikili iki tane tekli bağ yaptığı zaman oluyor. Burada bakın SP2 oluyor. S, P, P şeklinde doğrultu sayısından gidebilirsiniz.
O zaman cevabımız 1 ve 2 oldu. Peki 11. sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdaki bileşikten hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? Doymamış hidrokarbonu bakın pi bağ var arkadaşlar. Bir alken yapısıdır. Doğru. Doymamış hidrokarbon propendir. Benzen benzene metil grubu bağlanırsanız metil benzen ya da özel ismiyle toluen oluşur. Bu da doğru. Aromatik arkadaşlar benzen halkası değil ki bu siklo yapı. Bu aromatik değildir. Alifatik bir yapıdır. Hidrokarbonlukta bir sıkıntısı yok. Karbon ve hidrojenle oluşuyor ama aromatik değildir. Aromatik olabilmesi için de bir yuvarlak olması lazımdı. Benzen halkası içermesi lazımdı. D şıkkındaki doğruları da görelim arkadaşlar. Amonyaklı gümüş nitrat çözelse yer değiştirme tepkimesi verir mi? Evet. Uç alkinlerdeki bulunan hidrojenler oynak hidrojendir. Asitik karakter taşınır. O yüzden amonyaklı gümüş nitrattaki gümüşle hidrojen yer değiştirip çökelik oluşur. Hatta burada beyaz renkli bir çökelik oluşur. Gümüş asetilenür çökeli oluşur. Toluen çözelsine etkiler mi son verilen madde? Evet, bu şöyle yazarsam daha rahat görürsünüz. Bu aldehit arkadaşlar. Aset aldehit. İki karbonlu aldehitimiz. Aldehit olduğu için de toluen ve failing çözeltilerine etki eder. Yükseltgenip karboksilik asite dönüşür arkadaşlar. Toluen'in içindeki gümüş artı birlerde ne olur? Gümüşe indirgenip gümüş aynası oluşturur diyebiliriz. Evet, cevabımız o yüzden C şıkkı oldu. 12. sorumuz gelsin. Karboksilik asitlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Aynı karbon sayısına sahip esterli izomerdir. R, C, O, OH yapılarından bahsediyoruz arkadaşlar. Evet, aynı karbon sayıları R, C, O, OR yapılarıyla izomerdir. Karbon sayıları eşit olursa aynı karbon sayılı monokarboksilik asitli esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Doğru. Aktif metallerle tepkimesinden hidrojen sonuçta asit. Asit özelliğini yansıtacak arkadaşlar. Asitler soy metaller ve yarı soy metaller dışında arkadaşlar ki bunlar pasif metal diye geçer. Bunlar dışındaki metallerle tepkimeye girdiği zaman örnek vereyim bir tane mesela. CH3, COH, asetik asit, karboksilik asit, sodyum metalle tepkimeye girsin mesela. CH3, COO'na tuzumuz oluştu artı 1 bölü 2 H2 şeklinde bakın oluyor. İndirgenmeleri sonucu sekonder alkol oluşur. İndirgenmeleri sonucunda arkadaşlar önce aldehit, karboksilik asit indirgendiği zaman böyle hidrojen indirgenmeyi temsil ediyor. Aldehit, aldehit de indirgenirse primer alkol, birincil alkol oluşur. Yani sekonder alkol oluşmaz. Sekonder alkol ketonların indirgenmesi sonucu oluşur. Aynı basınçta kaynama noktası karbon sayısı aynı olan monoalkollerden yüksek midir? Yüksektir. Alkollerde de hidrojen bağı var. Karboksilik asitlerde hidrojen bağı var ama arkadaşlar karboksilik asitlerde çift hidrojen bağı dediğimiz dimerleşme olayı söz konusu oluyor. O yüzden nedir? Kaynama noktası aynı karbon sayılı monoalkollerden daha yüksek oluyor. Bakın dimerleşme çift hidrojen bağı yaptım. Bundan dolayı daha yüksek oluyor. Yoğun fazla molekül arasında hidrojen bağları vardır. Zaten organik bileşikler içerisinde alkollerde, karboksilik asitlerde, aminlerde ne vardır? Moleküller arasında zayıf etkileşimimiz hidrojen bağıdır. Eterlerde, esterlerde, aldehitlerde, ketonlarda moleküller arasında hidrojen bağı yoktur. Dipol-dipol bağ vardır. Bunu da söylemiş olalım. Peki son sorumuz arkadaşlar. Denememizi bitirelim. X maddesine su katmış, Y oluşmuş, Y maddesi yükseltgenmiş arkadaşlar yükseltgenmiş ve bir ne oluşmuş? Keton yapısı. Kimler yükseltgen ise keton oluşmuş? Sekonder. O zaman demek ki Y maddesi şöyle arkadaşlar iki butanol yapısında şu kısmı yükseltgenmiş buraya dönüşmüş bakın. Peki ne olabilir X maddesi? Su katılmasıyla buna dönüşüne göre demek ki bir alken yapısı. Bir buten olabilir arkadaşlar, bir buten olabilir. İki buten olabilir arkadaşlar. X de olabilir. Bir bütün olursa Markovnikov'a göre işte hani su kattığımız zaman H ve OH'ı ayıracağız ya. Bunda iki tane hidrojen var. Bunda bir tane hidrojen var. O yüzden hidrojeni fazla olan hidrojen OH'la diğerine gelir. Evet iki butanol yapısı sağlanır. Burada ise simetrik olduğu için kimin nereye katılacağı önemli değil. Ondan dolayı yine iki butanol yapısı oluşabilir. O yüzden X bir buten bileşiği olabilir arkadaşlar. Y iki butanoldür. Bunda da sıkıntı yok. Tepkime sonucunda oluşan maddemiz bir ketondur arkadaşlar. Bakın butanal demiş. İki butanal diye bir şey söylenmez zaten. Bunu da söyleyeyim hani yanlış bir adlandırma. Butanal denir direkt. Yani iki butanol olmaz. Bu nedir peki? Bu da butanondur. Butanon, keton arkadaşlar. Cevabımız C. Y yükseltgenmiştir. Evet oksijen parantez içerisinde oksijen okun üzerine yazılması yükseltgenme yaptın. İşte KMNO4 gibi K2CR2O gibi yükseltgeci maddelerle yükseltgendiğini gösteriyor. Doğrudur. X katılma tepkimesi midir? Evet. Sonuçta alkene su katmış, pi bağını kırıp alkole döndürmüş, katılma tepkimesi vermiştir diyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bir TYT, bir AYT deneme çözümümüzde sonlandırmış oluyoruz 24. denemeyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.